yetişişmesi nedenleri ve tedavisi. Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Diş eti şişmesi, diş eti iltihabı, vitamin eksikliği, enfeksiyon veya hormonal değişikliklerin yaygın bir belirtisi olarak ortaya çıkan, kalıcı ya da geçici olarak seyredebilen bir diş sağlığı sorunudur. Ağız hijyenine dikkat edilmediği durumlarda ağız içerisinde oluşan bakteriler dişlerin etrafındaki etlere zarar vererek iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Diş eti hastalıklarının ortaya çıkmaması için diş eti iltihabı zamanında tedavi edilmelidir. Diş eti şişmesi neden olur? Diş eti iltihabı, vitamin eksikliği, enfeksiyon veya hormonal değişiklikler, diş macunu veya gargaranın diş etini etkilemesi, ilaç yan etkisi, diş arasına yediğiniz bir şeylerin sıkışması ve ağız hijyenine dikkat edilmemesi diş eti şişmesinin ana nedenleri arasında yer alır. Diş eti şişmesine neden olan faktörler detaylı olarak şöyle anlatılabilir. Ağızda plak birikimi. Ağız içerisinde biriken bakteriyel plak, diş etlerinin iltihaplanarak şişmesine neden olur. Bu plaklar besin artıkları, bakteri ve tükürüğün birleşiminden oluşur. Düzenli ağız hijyeni sağlanamazsa diş eti şişmeleri görülebilmektedir. Ağız hijyeninin sağlanmaması. Dişlerin ve diş etlerinin temizlenmemesi ve bu düzenin sağlanmaması durumunda çeşitli diş eti hastalıkları oluşarak diş eti şişmelerine neden olabilir. Diş fırçalayarak ve diş ipi kullanarak bu durumların önüne geçmek mümkündür. Hormonlardaki değişimler. Özellikle ergenlik, hamilelik ve menopoz döneminde diş etlerinde hassasiyet artarak şişmelere neden olabilir. Bu yüzden düzenli ağız hijyenini sağlamak ve rutin kontrolleri yaptırmak gerekmektedir. Beslenme alışkanlığı. Sağlıksız ve dengesiz bir beslenme biçimi dişleri ve diş etlerinin zarar görmesine neden olur. Doğru tüketilmeyen besinler bağışıklık sistemini etki ederek diş etlerinde hassasiyete yol açabilir. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Kanser tedavisi sürecinde kullanılan kemoterapi ilaçları vücutta yaraların oluşmasına neden olarak diş etlerinde hassasiyet yaratabilir. Bu hassasiyet diş etlerinde şişme ve ağrı şeklinde görülür. Sigara kullanımı. Sigara kullanmak diş eti sağlığını olumsuz etkileyerek diş eti iltihabına sebebiyet verebilir. Sigara kullanımı diş etlerinin iyileşmesini engelleyerek dolaşımın azalmasına neden olur. Bakteri, mantar ve virüsler. Enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlayan bakteri, mantar ve virüsler diş etlerinin şişmesine neden olarak diş kaybına bile yol açabilir. Özellikle ağız içerisinde pamukçuk ve aft oluşumu diş eti sağlığına olumsuz etkilerde bulunur. Diş eti şişmesine neden olan hastalıklar nelerdir? Diş eti şişmesi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Genellikle diş hastalıkları bu belirtiye neden olur. Fakat altta yatan sağlık koşullarından da diş eti şişmesi yaşanabilir. Diş eti şişmesine neden olan hastalıklar şöyle sıralanabilir. Diş absesi, diş eti iltihabı, periodontitis, diş eti çekilmesi, viral veya bakteriyel gingivoz stomatit enfeksiyonu, diş çürüğü, kök kırığı, diş taşları. Diş eti şişmesinin belirtileri nelerdir? Sağlıklı diş etleri sıkı ve soluk pembe görünümündedir ve dişleri sarar. Şişen diş etlerinde artan kan akışının bir sonucu olarak kırmızımsı ya da morumsu bir renkte görülebilen ve kanamayla kendini gösterebilen diş eti şişmesinde şu belirtiler görünür. Koyu kırmızı diş etleri, fırçalandığında veya diş ipi kullanıldığında kolayca kanayan diş etleri, ağız kokusu, ağrı, diş eti çekilmesi, hassas diş etleri, yemek yemede zorlanma, sıcak veya soğuk hassasiyeti. Diş eti şişmesi nasıl geçer? Diş eti şişmesine karşı uzman doktor size diş eti iltihabını önleyici gargara ya da ilaçlar önerebilir. Şiddetli diş eti ağrısı durumunda antibiyotik kullanımı da sağlayabilmektedir. Diş eti şişmesini evde geçirmek için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Diş etlerinizi daha yumuşak bir fırçayla nazikçe fırçalayın ve diş ipi kullanın. Enfeksiyona neden olan bakterileri önlemek için ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın. Alkol ve tütün gibi diş etlerini tahriş edebilecek şeyleri kullanmayı bırakın. Diş arasında kaçıp şişmeye neden olabilecek yiyecekler yemekten kaçının. Diş etlerindeki iltihaplanmayı azaltmak için buz torbası ile kompres yapın. Diş etlerindeki ağrıyı azaltmak için sıcak su kompresi uygulayın. Diş etinin şişliğini dindirmek için soğuk kompresten yararlanın. Bol su tüketin. Meyve ve sebze içerikli dengeli beslenme düzeni oluşturun. Diş eti şişmesini geçirmek için uygulanabilecek doğal yöntemler.
Diş eti şişmesi yaşandığı durumlarda ağrı ve şişliği azaltmak için çeşitli yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Evde hazırlayabileceğiniz ve ulaşabileceğiniz bu yöntemler sayesinde diş eti şişmesinin yarattığı semptomları azaltmak mümkün olacaktır. Tuzlu su ile gargara. Tuzlu su ile gargara yapmak diş eti iltihabını hafifleterek iyileşmesine yardımcı olur. Bir çay kaşığı tuzu ılık suya katarak karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı 30 saniye çalkalayıp tükürün. Şişlik geçene kadar bu gargarayı günde 2 ila 3 kez tekrarlayın. Zerdeçal. Antioksidan özelliği bulunan zerdeçal, plak ve diş eti iltihabını önleyerek diş eti şişmesine iyi gelir. Bal Hindistan cevizi yağı ve limon suyu ile hazırlanan zerdeçal karışımı diş etlerinize sürüldükten sonra bir süre bekletin ve durulayın. Şişlik geçene kadar günde bir defa uygulayabilirsiniz. Uçucu yağlar. Nane, çay ağacı ve kekik yağı ağızdaki mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek diş eti sağlığına iyi gelir. Bu uçucu yağları ayrı ayrı olacak şekilde ılık suya karıştırın ve gün içerisinde gargara olarak kullanın. Aloe vera. Aloe vera diş eti iltihabına karşı tedavi görevi görerek şişmelerin dinmesine yardımcı olur. Aloe verayı ağızda gargara şeklinde çalkalayıp tükürün, 10 gün boyunca bunu tekrar edin.